Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 11 Ünite 3 El Vahdeti 3 El Kur'anul Kerim El Dersül Evvelu Nüzulul Kur'anil Kerimi Kur'an-ı Kerim'in nüzulü yani inişi. El Dersül Sani ikinci ders İnne ve Ehavatuha ve onun kardeşleri. Ha İnne Raci İnne'ye ait. İnne ve daha Ehavatuha o İnne'nin kardeşleri. İnnenin kardeşleri derken innenin benzerleri, benzer olan şeyler var. İlgili bölüm görünce anlaşılacaktır. La ennafiyetu lil cinsi. Cinsini nef için olan la. Şimdi dersül evveli birinci dersten başlıyoruz. Üçüncü üniteye. Temhid hazırlık soruları. Bir giriş. İlk söz. Ma esma'ul kutubi El mukaddeseti, mukaddes kitapların isimleri nedir? Mukaddes kitaplar var. Men kim nezele bil Kur'an alen nebi? Nezele kim indirdi bil Kur'an'ı, Kur'an'ı alen nebi, nebinin üzerine kim indirdi? Meta ne zaman cumi'a cem edildi? El Kur'an'u, Kur'an-ı Kerim ne zaman cem edildi? Toplandı, bir araya getirildi. Musaf haline getirildi. Mazane tarifu sen anlıyorsun an inne ve havatiha ve la ennafiyeti bil cins. Cinsi nefeden la ve inne ve kardeşleri dediğimizde bu tabirden sen ne anlıyorsun diye bir soru. Tabii parçalar okuduğumuzda bir şeyler anlayacağız. Bu ünite bittiğinde tekrar buraya bakmanız ve buraya cevap vermeye çalışmanız önemli. Bunlar girişti. El-Vahdet 3. Şimdi birinci bölüm başlıyor. El-Dersül Evvelu birinci ders. Nedir o? Nuzulul Kur'ani. Kur'an-ı Kerim'in inişi. Öyle Kur'an ki El-Kerimi değerli. Değerli Kur'an-ı Kerim'in inişi. Nuzulul Kur'an-ı Kerimi ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Muhammed'in üzerine Kur'an-ı Kerim'in indirilişi. İnişi. Bölüm başlıyor. Burada da görüldüğü üzere mağarada İkra bismi rabbikellezî halagal insâne min alak diye devam ediyor. Gâri Hira, Hira mağarası diye yazılmış. Hira mağarasının girişi ve işte İkra bismi rabbikellezî halak ilkinden ayetler taşın üzerine kayaya yazılı durumda. Metne başlıyoruz. İnnel Kur'ane şüphesiz ki Kur'an el-Kerime Kur'an-ı Kerim nedir? Kitabullahi Allah'ın kitabıdır. Nezele indi bihi o Kur'an-ı Kerim. Diyebilirdik ama nezele bi harf-i cerle beraber nezele indirdi demektir. Nezele bi indirdi hi Kur'an-ı Kerim'i kim indirdi? Cibrilul Emin. Emin yani güvenilir Cibril, Cebrail aleyhisselam o Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Tabi bir vasıta olarak aslen indiren Allah, Cebrail adlı melek vasıtasıyla peygamberimize indiriyor. Cibril aleyhisselam, Cebrail adlı melek, Cibrilul Emini, Cibril adlı melek ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kimin üzerine? Alen Nebiyyi, Nebi'nin üzerine. Nebiden bedel, Nebiden maksat kim o? Muhammedin, Muhammed üzerine. Sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Muhammed adlı Nebinin, peygamberin üzerine Cebrail adlı melek Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Nezele el Kur'an'ı, nezele indi. El Kur'an'ı, Kur'an. Bakın nezele burada indi, burada indirdi. Niye? Ardından Haticer ba gelmiş bu yüzden. Ba diye isimlendirilir, bi diye okunur. Nezele indi el Kur'an'ı Kur'an. Müferrigan parça parça, bölük bölük. Hilal kelimesi gelmiş. Hilal boyunca, boyunca, süresince. Müferrigan Kur'an-ı Kerim parça parça indi. Bir bütün olarak bir günde 604 sayfa, 6236 ayet gelmedi. Hilal 23 amen, 23 yılda indi Kur'an-ı Kerim. Hem de hesebi zuruf vel ehdas. Zuruf zarfın çoğuludur. Zarfın, zurufun zamanlar demek.
Ahdas hadesün, ahdas olaylar demek. Olaylara göre indi, zamana göre indi. Yani zaman zaman, zaman geçtikçe yavaş yavaş indi ve olaylara göre indi. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın salatü selamı onun üzerine olsun, nebi idi, ne idi? Yekra'u okuyordu. Ve o nebi neyi okuyordu? El-âyâti, ayetleri okuyordu. El-âyâtil Kur'aniyeti, Kur'ani ayetleri. Yani Kur'an'ın ayetlerini okuyordu. Kime karşı? Ale-sahâbeti, sahabeye karşı. Yani arkadaşlarına karşı. Bunları okuyordu ve yetlubu ve peygamberimiz talep ediyordu. Hı, gizli zamir. Minhum, o sahabeden. Neyi talep ediyordu? Hifzaha, o Kur'an-ı Kerim'i ezberlemelerini talep ediyordu. Lizalike, böylece bu yönde, yani ezber yönünde, iştehara, meşhur oldu. Bazı sahabeti, sahabenin birkaçı, bir kısmı meşhur oldu. Ve hifzil Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'i hıfzı ile, ezberlemesi nedeniyle, baya neden diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesi nedeniyle, bundan ötürü sahabenin bir kısmı meşhur olmuştur. Kâne idi hunâke, o sahabiler arasında vardı. Men, o kimse ki, ya'rifu, biliyor. Neyi biliyor? Ya'rifu, biliyor. Kim? Hüve, o sahabi biliyor. Neyi? El-kitabeti, yani yazmayı biliyordu. Min beyni sahabeti, sahabe arasından yazı yazmayı bilen vardı. Eminellezine, işte o kimselerden, işteheru, meşhur olanlardan birisi. Neyle? Bir kitabetil Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i yazmak ile meşhur olan, tanınanlardan birisi ki nerede ama? Fi ahdi Rasulü, peygamberimizin zamanında, onun zamanında, onun devrinde Kur'an-ı Kerim'i işte yazmakla meşhur olanlar arasında kimler vardır? Muaz İbni Cebel vardır. Übeyye İbni Ka'b, vardır ve Zeyd bin Sabit vardır ki razıya Allahu anhum, Allah onların her birinden razı olsun. Razıya razı olsun ki Allah anhum onlardan. Razıya mazi bir fiildir. Razı oldu, razı olmuştu gibi dili ve mişli geçmiş zaman manaları içerse de aynı şekilde dua manası da içerir duruma göre. Buradaki durum razı olsun manasında dua vardır. Razi aslında razi ve idi. Bu sonuca vav idi. Daha sonra ilerler neticesinde yaya dönüşmüştür. Ba'de vefati Rasuli, Rasulün vefatından sonraki aleyhi esselamu, selamun üzerine olsun. Hangi onun? Hi Rasule raci. Yani o Rasulün üzerine selam olsun. Resulün vefatından sonra zaharat ortaya çıktığına el hacetü, gerekçe, ihtiyaç. Neye ihtiyaç ortaya çıktı? İlâ cem'il Kur'ani, Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi, bir araya getirilmesi. Nerede? Fî mushafin, mushafta. Mushaf nedir? Bir kitaptır. Yani iki kapak arasında sayfaların bulunması. Sayfalar var. İşte 600 sayfa, 604 sayfa var. İki tane de kapağı var. Başta ve sonda. Bildiğimiz kitap hali. Musaf bu. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz zamanında bu haliyle yoktu. Zaharat ortaya çıktı. El hacetü, ihtiyaç, gerekçe ila cem'il Kur'an'ı. Kur'an'ın cem edilmesi. Bütünleştirilmesi. Parça parça vardı. Bunları birleştirelim, bir kitap haline getirelim. Fi mushafın, bir kitapta toplanması. Ve fi ahdi Ebu Bekir Sıddık zamanında cumia, cem edildi, toplandığına el Kur'an, Kur'an fi mushafin, bir mushafta, bir kitapta cem edildi. Fi ma vakti ki ba'de zaharat el hacetu, ihtiyaç çıktıktan sonra da ila irsalil mushafi, mushafın gönderilmesine dair ihtiyaç çıktıktan sonra nereye? İlâ mudunin, şehirlere, uhra, diğer şehirlere ihtiyaç çıktı, göndermek için ihtiyaç var. Sen bir tane yaptın, elinde bir tane var ama İslam yayılmış, farklı beldelere gitmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim doğru okuyabiliyor mu? Yani harflerde hareke yok,
Hareki olmadığı gibi noktalama işaretleri de yok. Noktalama olmadığı için bu harf ha mı, ha mı, cim mi belli değil. Karışıklıklar var. Sin mi, şin mi belli değil. Ayn mı, gayn mı durumuna göre bazı yazılışlarda özellikle sonuncu harf olarak yazıldığında noktasız olursa karıştırılabilir. Bu gibi durumlar, problemler ortaya çıktı. Hareke olmadığı için bir kelime birkaç farklı şekilde okunabildi. İşte farklı lehçelere göre harfler, kelimeler yazılabildi. Kiminde ilal yapıldı, kiminde yapılmadı. Bu tür problemler çıktı. Bu yüzden ihtiyaç var. Ne ihtiyaç var? Bu oluşturduğumuz mushafı, kimle oluşturduk bunu? Peygamberin işte vahiy katipleriyle oluşturduk. Bunu ne yapalım? Çoğaltalım ve diğer beldelere yollayalım. Farklı farklı okuyuşlar ve özellikle sahte okuyuşların önüne geçelim. Haysu şöyle ki temme tamam oldu ne? İstinsahu adedin minel mesahifi. İstinsah nüsha çıkarmak, kopya almak, bir şeyin kopyasını almak yani çoğaltmak demek. Temme tam oldu. İstinsahu adedin minel mesahifi. Mushaflardan birkaç adet çoğaltıldı. Çoğaltıldı. Fi ahdi Osman ibni Affane. Osman ibni Affan zamanında Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı yani. Sümme sonra istinsahu ne demek? Çoğaltıldı. Adedin minel mesahifi. Kur'an-ı Kerim'den birkaç adet çoğalttılar, kopya yaptılar, nüsha yaptılar. Aynısını birebir tekrar yazdılar, çoğalttılar. Ve ursilet ve gönderildi ne? Mushaflar. İlel müdüni İslamiyetil uhra. Diğer İslami şehirlere, beldelere oluşturulan nüshalar gönderildi. Ecib an esiretil atiti hasebin nas. Parçaya göre aşağıda gelen sorulara cevap ver. Fi kem seneten nezele el Kur'anu. Kur'an-ı Kerim kaç senede indi? Nüzulü gerçekleşti. Nezele el Kur'anu fi 23 amen. Nezele el Kur'anu fi 23 yazarız. Sonra amen yazarız biter. Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmiştir. 2. Men kim hemme mühim oldu. Ellezîn o kimseler ki işteheru meşhur oldular. Bi kitabetil Kur'ani fi ahdi Rasuli. Rasul zamanında Kur'an-ı Kerim yazmak ile meşhur olanlar kimlerdir? Ben hemme okudum ama men hummuş burası. Hemme değil. Men hum. Kimlerdir onlar diye soruluyor. Ne diyebiliriz? Muaz ibn Cebel, başka Übeyye ibn Ka'b vardı, Zeyd bin Sabit vardı, radıyallahu anh deriz, biter. 3. Her kâne sahabetu yahfazunel ayatil münezzeleti. Her kâne sahabe miydi? Ne miydi? Yahfezunu ezberliyor muydu? Hel mı mi mu soru. Kâne idi. Es-sahabetu. Sahabe miydi? Ne miydi? Yahfezunu ezberliyor muydu? Artık muydu oldu ezberliyor yayına geldiğinde. Neyi ezberliyor muydu? El-âyâtil münezzeleti. İnmiş olan ayetleri, inen ayetleri ezberliyorlar mıydı? Naam, evet. Kâne es-sahabetu. Sahabe idi. Nedir idi? Yahfazunel ayatil münezzeleti inmiş olan ayetleri ezberliyorlardı. Ki ezber yazıdan daha öte bir şeydir, daha değerlidir, daha önemlidir. Eskilerin buna dair sözleri de vardır. Günümüzde de bu cereyan etmekte. Bir şeyin kitapta olması önemli değil. Kitapta yanlış yazabilirsin. Çok var böyle. Eski kitaplara baktığımızda bir sürü yazım hatası var. Ama ezber öyle değildir. Sağlam bir ezber kitabın ötesine geçecektir. 4. Fi ahdin men cum'a el Kur'anul Kerim. 4. Kimin zamanında Kur'an-ı Kerim
cem edildi diyor. Kimin zamanında yapıldı bu? Cuma el Kur'anu el Kerimu fi ahdi Ebi Bekir Sıddık. Cuma el Kur'anu el Kerimu fi ahdi Ebi Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık zamanında Kur'an-ı Kerim cem edilmiştir. 5. Fi ahdi men ustunsiha el Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kimin zaman istinsah edildi yani çoğaltıldı. Ustunsiha el Kur'an-ı Kerim fi ahdi Osman ibn Affan. Affan ne? Garimsel. Hazreti Osman zamanında Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştır, istinsah edilmiştir. Bu önemli bir soru yani sadece Arapça için değil, bilgi olarak da akılda tutulması gerekir. Kur'an-ı Kerim kimin zamanında cem edildi yani mushaf haline getirildi? Hazreti Ebu Bekir unutulmaması gerekir. Kur'an-ı Kerim kimin zamanında çoğaltıldı? Hazreti Osman. Bu bilgi unutulmamalıdır. Bu Arapçayla da ilgili değil. Geldi sıra diğer soruya. Sahih, düzelt. Neyi? El cümele, cümleleri. Öyle cümleler ki el atiyet geliyor. Tabi el atiyet dedim. El atiyet te demem gerekir. Gelen cümleler. Hasebin nas sabık. Geçen parçaya göre ona dayanarak aşağıdaki hataları düzelt demişler. Muaz İbni Cebel meşhurun bi kitabetil Kur'an fi ahdi Ebi Bekir Sadık. Sıddık. Doğru mudur? Değildir. Fi ahdi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz zamanında yaşamıştır. Muaz İbni Cebel Kur'an-ı Kerim yazmasıyla meşhurdur ama hangi zamanda demiş burada? Hazreti Ebubekir zamanında demiş ki bu hatadır. Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim yazmakla meşhur olan bir sahabidir kendisi. İkinci soru. Lem yekun hunake men ya'rifu el kitabete min beyni sahabe. Hata var mı? Hata yok zaten. Geç. 3. Cema'u cem ettiler. Vav fail. Onlar cem ettiler. Ney? El Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'i cem ettiler. Nerede? Fi mushafin bir mushaf. Kimin zamanında? Fi ahdir rasul. Peygamber zamanında diyor. Peygamber zamanında mı cem edildi? Hayır. Fi ahdi Ebi Bekir Sıddık demek gerekiyor. Sıra geldi. 4'e. Temme istinsahu adedin min el mesahifi fi ahdi Ebu Bekir Sıddık. Temme tamam oldu diye devam ediyor. Doğrusu fi ahdi Usmane olması gerekir. Sonra bin Affane olması gerekir. Temme tamam oldu. Ne? İstinsahu. İstinsah çoğaltmak demekti. Kur'an-ı Kerim birden fazla olması. İstinsahu adedin min el mesahif. Mushaf'ın birkaç adet olarak çoğaltılması tamamlandı diyor. Kimin zamanında? Fi ahdi Ebu Bekir Sıddık demiş. Ebu Bekir Sıddık zamanında cem vardı. İstinsah yoktu. 4. İmle doldur el feraha boşluğu. Neyle? Bil kelimetil münasibeti min el kaimeti. Kutular içerisinde yer alan uygun kelimeleri boşluklara yerleştir demiş. Bir nezele el Kur'anul Kerim hilal 23 am. Az önce geçmişti zaten. Ne oldu? Oradan belli. Hilal kelimesine değinmiştim. Ne olacaktır? Müferrikan. Müferragan. Evet, ismi fu tarzında yazılmış. İki, ba'de vefati Rasulü zaharat el hacetu ila cem'il Kur'ani fi gerisi ne olacak demiş. Fi mushafin. Ba'de vefati Rasulü peygamberin vefatından sonra zaharat ortaya çıktı. Ne el hacetu gerekçe ihtiyaç neye? İla cem'il Kur'ani Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesine ihtiyaç çıktı. Nerede cem edilmesi, toplanması? Fi mushafin bir mushafta, bir kitapta bir araya getirilmesine ihtiyaç vardı artık. Üç kâne sahabetu sahabe idi. Sahabe nedir idi? Yahfezûne ezberliyorlardı. Neyi? El ayati ayetleri. Öyle ayetleri ki el münezzeleti inmiş ayetleri. Alen nebi üzerine inen ayetleri ezberliyorlardı. Dört. Temme. Tamam oldu.
Ne tamam oldu? Tamam olan şey istinsaktı. Öyleyse temme istinsahu adedin minel masahif. Kur'an-ı Kerim'in birkaç adedinin kopyalanması, birkaç adet olarak kopyalanması tamamlandı. İnnel Kur'ane el Kerime, şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim nedir? Kitabullahi, Allah'ın kitabıdır diye devam ediyor. Burada nezele bihi Cibrilul Emini alennebi. Nebi üzerine Cibril Emin onu indirmiştir. Kur'an-ı Kerim o indirmiştir diyerek bitiyor. İndirmiştir derken bir vasıta olarak. Esasen Kur'an'ı kim indirdi? Allah. Bir vasıta ile Cebrail adlı meleği vasıta olarak kullanarak peygamberimize indirmiştir. Beş hati getir. Ney? Cem'al kelimatil atiyet. Aşağıda kelimelerin cemilerini getir. Gar, garat gelir. Garun, garat. Nasıl olur? Kelimenin sonuna bir dik elif, bir de açık T çizerek olur. Dik elif, açık T. Ayetun, ayatun. Ya'dan sonra dik bir elif var. T'yi de açık yazıyoruz. Ayatun. 3. Medine'tün yerine Mudunun. Mudunun. 4. Garyetün. Gura. Gar mağara. Ayet ayet. Medine şehir. Garyetün. Gura. Köy. Köyler demek. İnsanun. Bir insan. Nasun. İnsanlar. Kul e'udhu bi rabbin nas. Oradaki nas insan kelimesinin çoğuludur. Kitap kelimesi kütüp olarak yazılır. Kitabın bir kitap, kütübün kitaplar. Vaktun vakit, evgat diye gelir. Cimim keserdir. Evgatun. Mushaf, mesahif diye çoğulu gelecektir. Kelimelerin müfret ve cimisini ezberlemenizi öneriyorum. Bunlar sınavda çıkmalı. Hoca sormuyorsa yanlış yapıyordur. Aynı şekilde bu tür sorular ilahiyatta da karşınıza çıkacaktır. İhtebir. İhtebir nefsek. İhtebir dene. Nefseke kendini. Kendini dene bakalım. Kem cüz'en fil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane cüz var? Selasune cüz'en. 30 cüz var. Kem suraten fil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var? Mi'etun 100 ve erba'a aşara 14. Erba'a 4, aşara 10. Öyleyse toplasak 114 sure vardır. Beşik yani. 3. Ma ismul ayatilleti. Ma ismi. İsmi nedir? El ayatilleti. O ayetin ismi ki nezelet indi. Fi Mekketel mükerreme. Mekke-i Mükerreme'de inen ayetin ismi nedir? O ayetlere ne isim verilmektedir? Bir ayet Mekke'de indiyse ona ne denilir? Ne denilir? Mekki denilir. El-Ayyatül-Mekki. Aşık, Elif yani. Böyle denilir. Demiş ama bu kabul edilen görüş değil. Usulü tefsir bakımından baktığınızda bir ayet Mekke'de indiyse Mekki ayet, Medine'de indiyse medeni ayet denilir diye bir görüş var ama kabul edilen görüş bu değildir. Burada Arapça bilgi olarak eşitliği olduğunu söyleyelim. 4. Fi eyyi suratin hangi sure de tucedu bulunur ne el ayatülleti o ayet ki nezeret indi evvelen ilk olarak. C şıkkı olacaktı. Suratul Alak, Alak suresi. İkra bismi rabbikellezî halak orası. 5. Meta nezelet el ayatul ula. Birinci ayet ne zaman inmişti? Fi şehri Ramazane. Ramazan ayında inmişti. 6. Mahiye. Ma nedir? Hiye o. Etvelu suratin. En uzun sure nedir? Fil Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure nedir? Suratul Bakara. Bakara suresidir. C şıkkı.
7. Maza yutlaku ala esgari kıt'atin fil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'deki en küçük parça ne olarak isimlendirilmiştir? Ne olarak adlandırılır? C şıkkı ayetün ayet diye isimlendirilir. Sure var. Sure en kısası değildir. Kısa süreler de var. Uzun süreler de var. Bir de cüz var. Cüz zaten 20 sayfadan oluşurdu. Şimdi geldik diğer bölüme. Sil. Beynel ibarati vel hivari münasip. Bir demiş mesela burada. Bire şu mu bir diyeceksin, şuna mı bir diyeceksin? Hangi parça birbiriyle alakalı olarak yazılmıştır? Bunu bulmamızı istiyor. Alakalı olarak bakalım. Fizalikel yevmi kâne rasûlü fî gâri hirâin. Mekânel cevû hâdiyen fil gâri diye devam eden bire nereye diyeceğiz? Burada nereden bahsedilmiş? Hira mağarasından, Hira'dan bahsedilmiş. Devamına baktığımızda en altın bir üssü olacak. Burada ikra ma'ne bi kârin. İkra ma'ne bi kârin. İkra ma'ne bi kârin. Sonra ikra bismi rabbike halak. Yani devamı budur. Bir buraya yazılacak. Yeşil, yeşil yuvarlığa bir yazılacaktır. Buraya da mana verelim. Fizalikel yevmi günlerden bir gün kâne idi er Rasul neredeydi? Fi gâri Hira mağarasındaydı. Gâr mağarada. Kânel cevzu hava idi neydi? Hadi normaldi, sakindi. Fil gâri mağarada normal bir hava vardı. Ve keenne emran seyahdüsü sanki bir şey olacak gibiydi. Nazara baktı, havlehu etrafına peygamberimiz bakıyor. Şelem yara görmedi şeyin herhangi bir şey. Ba'de zalike bunun ardından sema işitti saften bir ses gariben garip bir ses işitti. Kâne savtu bu ses idi nedir idi vazıhen cidden gerçekten açıktı. Net bir sesti. İkra oku diyordu o ses. Peygamberimiz de ma ene bi kâri. Ben okuyucu değilim ben okumayı bilmiyorum diyordu. Ardından yine emir geliyordu. İkra kara yekra'udan ikra oku emri hazır. Peygamberimiz yine ma ene bi kari. İkra ma ene bi kari. Daha sonra Alak suresi 1. ayet. İkra bismi rabbikellezî halak. İkra oku ne ile? Bismi rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Ellezî o Rab ki halaka yarat. Yaratan Rabbin adıyla oku diye ilk ayet inmiş oldu. 2 numaralı bölümü okuyalım. Kâne Rasûlullah yed'û kitâbel vahî. Kâne Rasûlullah Allah'ın Resulü idi. Nedir idi? Yed'û dua ediyordu veya çağırıyordu. Cümlenin akışından anlayacağız. Kitâbel vahî vahiy katiplerine dua ediyordu. Veya çağırıyordu. Küllemâ her ne zaman nezzele inse aleyhi kendisine ne inse el vahî vahiy. Demek ki yed'û çağırıyor, dua ediyor değil. Çağırıyordu. Ne zaman çağırıyordu Peygamberimiz vahiy katiplerini? Küllemâ nezzele aleyhi el vahyu. Ne zaman kendisi üzerine bir vahiy inse o zaman çağırıyordu. Ve kâne idi ye'muru emrediyordu hum onlara vahiy katiplerine yani. Bi kitâbeti ayetin. Ayet yazmalarını emrediyorlardı. Keza fi suratin keza. Keza aynı şekilde diye surede de bu şekilde emir yapıyordu. Ve bihaze şekli ve bu şekil temmet tamamlandı. Ne? Kitabetul Kur'ani Kur'an-ı Kerim'in yazılması tamamlandı. Ne üzerine? Alel culudi ciltler üzerine. Cilt, kitap cilti değil burada. Buradaki cilt deri demektir. Derilerin üzerine. Culud deriler. Derilerin üzerine yazımı tamamlandı. Bunun alakalı neresi var acaba sol tarafta? Alakalı olarak en alt taraf vardır. Ma bi yedike diye devam eden kısım. Senin elinde ne var? Kıta'u mu diyor? Kıta'u müceffefetin minel cülûdi. Müceffefe kuru demek, kuru. Kıta'u müceffefetin minel cülûdi. Kuru bir deri parçası var elinde. Maza ne setefalu yapacaksın biha o deriyle? Se ektubu ben yazacağım aleyha onun üzerine.
Neyi yazacağım? El-Ayatil Kur'aniyeti. Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazacağım. Tabi şu var, ayat kelimesini cem-i mükesser olduğunu düşünürsek durumda el-Ayati değil de el-Ayate diğer kelimesi. İktubu ben yazacağım aleyha onun üzerine. Neyi? El-Ayatel Kur'aniyeti. Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazacağım. Sıra geldi 3'e. Ba'de vefatir Rasulü asbaha minez zaruriyyi. Ne? Cem'in Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi peygamberimizin ardından gerekli oldu. Ve lihaza iştehara. İştehara mı? İsteşara. El halifetul evvelu. Ki birinci halifeden maksat da kimdir diyor? Ebu Bekir Sıddık. Bunun için birinci halife yani Hazreti Ebu Bekir istişare etti. Kimle? Ömer ibn el Hattab'e, Ömer ibn Hattab ile ve karar verdi. En yükellifa mükellef kılmayı, sorumluluk vermeyi kararlaştırdı. Kime? Zeyd bin Sabit'e. Bihazel emri. Bu emri, bu görevi Zeyd bin Sabit'e vermeyi kararlaştı. Onu bundan mükellef tuttu. Yani sorumlu tuttu. Bu yüzden kurul başkanı yaptı. Burası 3. 3 için bir numara uygun yer yani. Nedir 3 için? En üst yerdir. Aleyke en tusdira. Seni Kur'an-ı Kerim cem etmeye dair görevli kıldım. Keyfe ef'alu ma lem yef'alhu er-rasul fi hayati. Keyfe nasıl ef'al ben yapacağım? Ma o şey ki lem yef'al yapmamıştı. Hu bunu kim? Er-rasul fi hayati hayatında. Hayattayken peygamber yapmadı bunu da ben nasıl yaparım bunu diye söyledi. Aksemu billahi Allah'a yemin ederim ki enne hazel emra şu bahsettiğim durum var ya bu durum yani bu durum derken bunun yazılması hayrun daha hayırlıdır. Fela budde minhu. Bundan daha önemli bir şey yoktur. İzen o halde nükellifu ben mükellef diyorum. Zeyd bin Sabit'i bihazel emri bu emirle dedi. Hazreti Ebu Bekir'i bu konuda ikna etmek biraz zor olmuştur ama sonuçta o da ikna oldu ve yapmaya karar vermesinin ardından emri verdi. 4 için de uygun yer en üstün 1-6 olmakta. Kem adet diyor. Kaç mushaf çoğaltıldı diyor ama kaç mushaf çoğaltıldı ibarede de yazmıyordu. Yani 3, 5 diye kesin bir şey yoktu. Burada yazıyor belki. 6 nusha demekte. İlâ eyyil müdün elselet hâzi nusaha. İler küf. Evet, burada soru var, cevap var. Durumu şimdi çözdüm. Ben de daha önceden bakmış değilim. Tevessaat genişledi. Ne? Hududul biladil İslamiyeti. İslam beldelerinin hududu yani sınırları genişledi. Fetih üzerine fetih derken İslam beldeleri genişledi. Ne zaman? Fi ahdil halifeti. Halife zamanı. Hangi halife? Halifeden maksat Osman bin Affan. Osman bin Affan zamanında İslam beldelerinin hududu genişledi. Ve bede'e ennasu yetekellemun. Ve bede'e başladı ennasu insanlar yetekellemuna konuşmaya. Neyle? Bilehcatin muhtelifetin. Farklı lehçelerle konuşmaya başladılar. Ve alâ zâlike bunun üzerine şekkere şükû etti. El-Halifetu leh Lejne. Lejne komite olmakta. Yani bir kurul oluşturulur. Ve alâ zâlike ve bunun üzerine şekere teşekkür etti. Oluşturdu. El halifetü halife. Bir komite, bir kurul oluşturdu. Lejneten. Kurul demek, komite demek ki. Fekâmet ardından hâzihil lejnetu. Bu komite. Bistinsâhtil Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'i nüshalaştırmaya yani çoğaltmaya başladı. Soru. Kem adedel musahifi kaç mushaf elleti o mushaf ki temme tamamlandı istinsahuha. İstinsahı tamamlanmış kaç mushaf vardır? 6 nusah.
altın üstü vardır. İlâ eyyil muduni hangi şehirlere erselet veya ursilet gönderildi. Ursilet gönderildi. Hazihin nüsahu bu nüshalar. İlel küfeti küfeye gönderildi. Ve Basra'ya ve Şami ve Şam'a ve Mekke'ye ve Mekke'ye ve Yemen. Yemen'e gönderildi. Ve Bahrayn'e gönderildi. Derken burası da bitmiş oldu zaten. Sıra geldi ikinci parça. El dersü sani inne ve havatu la ennafiti lil cinsi. Üçüncü ünitenin ikinci bölümü burası. El dersü sani ikinci dersi burası. Dil bilgisi bölümü oluyor. Burada bırakıyoruz.